Anne. Anne lütfen dinleyin. Bir kere olsun dinleyin. Lütfen anne. Anne, yenge. Hayır. Ne demek hayır? Görmezden geleyim öyle mi? Hı? Arkamdan dünya kadar iş çevirmeyi bildiniz. Üstüne bir de ağzımı bile açmayayım öyle mi? Evden 2 saatliğine çıkıp bir yere gidiyorum. Döndüğümde bir bakıyorum bu kısır kadın çocuk evlat edinmiş. Kızım, sen neden anlamıyorsun? Bu konuyu daha önce de tartıştık ve ben reddettim öyle değil mi? Üstelik çocuk evlat edinmek yok dedim. Sizi bu konuda da uyardım. O kalın kafana girmemiş. Kimin veletini alıp getiriyorsun bu eve? Bir de soyadımızı devam ettirecek öyle mi? Anne. Kızım hakkında dikkatli konuşursan sevinirim. Böyle yapmaya hiç hakkın yok. Doğru. Nasıl da unuttum. O senin de kızın. Bir şey soracağım. Kaç yaşında bu bebek? Kaç kilo, boyu kaç? Hakkında bildiğin bir şey var mı? Kim bilir kimin gayrimeşru veli? Anne! Köyde bir mabedin giriş kapısının önüne bırakılmış. Tam 6 aylık. Kilosuna gelince o da... Yaşına göre çok normal, merak etmeyin. Başka sorunuz var mı? Mayra sen sus. Bu ailenin özel sorunu. Pekala. Şimdi onu önünde bulduğun mabedin kapısına bırak. Kim bilir hangi ahlaksız kadın... Bence o kadının... tıpkı senin gibi bir annesi var. Bir kadın olduğun halde bu çocuğu istemiyorsun. Ve bir kadın olduğun halde bir kadının acısını anlamıyorsun. Bence senin gibi bir kadın... Yeter. Tek kelime. Rudra yapma. Sakin ol lütfen. Hepiniz lütfen sakin olun. Evet anne. Hatamı kabul ediyorum. Beni uyardınız ama yine de bu suçu işledim. Ama size yalvarıyorum. Şu yavruya, şu güzel bebeğe bir bakın. Bir daha aynı şekilde düşünmeyeceksiniz. Emin olun o da gözünüzde Drew ve Koyal'le aynı yere yerleşecek. O artık bu ailenin bir parçası anne. Lütfen bir bakın asla, ona. Asla, asla. O benim ailemden değil. Ona dokunarak ellerimi kirletemem ben. Sen... Gelin hanım, senin derdin mi? O kafan neden bir türlü almıyor? Sen çocuk sahibi olamazsın. Olamazsın. Yenge yeter. Yeter artık. Benim söylemek istediğim de buydu zaten. Yeter, yeteriz. Sen anne olamazsın. Çünkü anne olmaya layık değilsin, tamam mı? Bunu sadece ben değil, Tanrı da çok iyi biliyor. Senin gibi bir kadının çocukların yanına bile yaklaşması tehlikeli. Bu yüzden de senin çocuk sahibi olmana izin vermiyor. Çünkü o da biliyor. Anne sevgisi denen olay bir çocuğa şefkat vermek senin gibi kadınların layık olamayacağı değerler. Ve böyle bir şeyi para karşılığı asla satın alamazsın. İnsanlar her zaman layıklarını bulur çünkü. Yeter anne. Yeter. Yoruldum artık. Tam 12 yıldır sizinle yaşıyorum.
bugüne dek size saygıda hizmette en ufak bir kusur etmedim. Ben size her zaman iyi bir gelin, oğlunuza iyi bir eş oldum. Ne derseniz deyin gerçeği inkar edemezsiniz. 12 yıl boyunca bir kez bile en ufak bir sözünüzü ikiletmedim anne. Hep böyle davranmamın tek bir nedeni vardı. Sadakatim. O yüzden de en ufak bir şüphem yok. Ben iyi bir gelin ve eş olduğum şekilde gayet iyi bir anne de olurum. Oğlunuz da iyi bir baba olacak. Sizden tek bir ricam var anne, yalvarıyorum size. Çocuğum hakkında kötü bir söz söylemeyin. Anne, unutalım artık. Bebek kalsın. Bak yüzüne bak, ne kadar güzel ve tatlı. Evet anne. Baksanıza, ne kadar tatlı. Gözleri aynı babası Samrat'ın gözleri. Burnu tam annesi Maitri'nin kopyası. Yeter! Kimse tek kelime daha etmesin. Nasıl istiyorsanız öyle yapın. Bir başkasının yükünü sırtlamaya meraklıysanız öyle yapın. Ama ben bu zina çocuğunun evimde kalıp büyümesine asla izin vermem. Yenge, bu evin senden çok benim olduğunu unutma. Böyle bir şey istemeye hiç hakkın Burcu, yok. Boş ver. Anne, Mayıcı ve ben burada yaşamayacağız. Ben karıma ve çocuğuma saygı duyulmayan bir ortamda asla yaşamam. Yürü Mayıcı. Samrat abi. Abla, Samrat lütfen. Güzel. Çok güzel. Sorun kalmadı. Uzatmadan kendi istekleriyle gittiler. Ev artık huzurlu bir yer olacak. Hepiniz ne bakıyorsunuz? Gösteri bitti işte. Burada dikilmeyin. Hadi odalarınıza. Bir dakika. Siz nasıl böyle davranırsınız? İnsan o bebeğin yüzüne bir kez bile bakmaz mı? Onun o dünya güzeli masum yüzüne. Onun tek ihtiyacı var, o da bir aile. Gerçekten hiç kalbiniz sızlamadı mı? Yoksa gerçekten bir kalbiniz yok mu? Hayır. Yok. Başka sorun? Ayra, ne oluyor böyle? Bebekler, evlat edinme işi. Bunları neden yapıyorsun? Mayra çok doğru bir şey yaptı. Kendimi bildim mi? Ablam hep bir köşede acı çektirdi. Ama bugün ilk kez yüzünde anne olmanın mutluluğu, sevinci vardı. Ve bunu Mayra sağladı. Rohit, saat geç. Neden bağırıyorsun? Aman Allah'ım Rohit, bunlar ne? Bunları yapmaya kalkmadan önce izin alsaydın keşke. Sorun yok.
İçmek istiyorsa içebilir. Mutlu musun? Hadi otur, keyfine bak. Bu arada bir temizlik hastasıdır ki sorma. Okuldayken arkadaşlarla odalarımızı hep ona temizletirdik. Benim gerçekten çok uykum var. Gidip yatayım. Dur gitme, bir dakika. Lütfen biraz daha otur benimle. İçki içmek istemiyorsan meyve suyu iç bari. Dur ben hemen getiririm. İyi bir insandır Rudra. Ben ne zaman iyi değil dedim ki? Peki ondan neden hoşlanmıyorsun? Mayra, belli ki çok uykun var. Git yat uyu. Ben Rohit'e çok yorgunum. Mayra? Mayra, hadi odana git. Mayra? Uyudun mu? Dikkat et. Yok yok, bir şey yok. Bakalım. Çabucak uyu koca adam. Mayra? Dur, uyumak üzere. Sesini alçalt biraz. Mayra, neler oluyor böyle? Bu çocukla birlikte uyuyorsun. Hastalığın ilacını, her şeyini takip ediyorsun. Bir yanda da Maitreya'nı. Ona bebek bulman, evlat edinme işi. Ne oluyor? Bütün bunları neden yapıyorsun? Rohit, ne var ki bunda? Sorun senin ailenden olmayan bu insanların özel işlerine bu kadar bulaşmış olman Mayra. Buna nasıl cüret edersiniz? Olamaz, yenge geldi. Drew, sen çabucak uyu, tamam mı? Benim şimdi gitmem lazım. Tamam mı canım? Hadi bakalım. Nereye? Bayan Mohini ile konuşmaya, durumu ona açıklamalıyız. Biz derken kim? Mayra, söyler misin? Ne oluyor sana? Sen neden bana mı ne oluyor? Asıl sorun Bayan Mohini. Nasıl bu kadar kötü, kaba ve acımasız olabiliyor? Şu anda sana inanamıyorum. Onlar senin ailen değil. Maitri denen o kadın da senin öz ablan falan değil. Saçmalıyorsun. Ya o çocuk? Sana ne ondan? Bir kere bu insanları doğru dürüst tanımıyorsun bile. Onlarla toplam ne kadar zaman geçirdin? Neden yapıyorsun bunları? Bunları yapıyorum çünkü bu onun ailesi. Söyle, kimin? O benim hayatımı kurtardı. Dinle beni Rohit. Evet, buraya geldiğimde bu insanları hiç tanımıyordum. Ama sonra öyle bir kaynaştık ki bana ailem olmadıklarını hissettirmediler bile. Burada çok fazla şefkat ve sevgi gördüm. Bana ailelerin üyesi gibi davrandılar. Ben şimdi bunu onlara... Sence de abartmıyor musun? İnsan böyle duyguları abartmaz Rohit. Sevginin ve şefkatin sınırı olur mu hiç? Bence olmalı. Bence kesinlikle olmalı. Bak Rohit, gerçekten benim başım tuttu, çok ağrıyor. Biraz yalnız kalmak istiyorum. Mohini, bu çok fazla. Bazen bana bile bir kalbin yokmuş gibi geliyor. Şu anda Samrat kim bilir neler hissediyordu. Elinimle kim bilir nerede. O kız benim öz kızım gibiydi. Ne cehennemdelerse. O zina çocuğuna şirinlik yapıyorlardı. Mohini, bak sen çok...
Aslında iyi ki de gittiler. Çünkü bazen ben bile buradan senin yanından kaçmak istiyorum. Bir şey ağzından çıkarken kulağın da duysun. Sokakta bulduğu bir kızı ailesinden ve de annesinden daha çok seviyorsa oğluma da söyleyecek tek sözüm yok. Nasıl isterse öyle olsun. Bugün Samrat çekti. Yarın Sumer de ailesini toplayıp kaçıp gidecek. Herkes bu evden tek tek kaçıp gidecek ve sen de burada bir başına kalacaksın. Ondan sonra da boş evin içinde emirler yağdırıp durursun. Gün gelip öldüğün zamansa cenaze töreninde kimse olmayacak. Bayramlarda dua edecek. Seni hatırlayacak tek bir kişi bile olmayacak Mohin. Yeter. Yeter, bir kelime daha duymak istemiyorum. Hala çaldırıyorum. Neden hala açmıyor anlamadım. Kadın en sonunda senden kurtuldu. Neden açsın ki? Ben olsam numaramı da değiştiririm. Sümer! Ben de abimi arıyorum ama o da açmıyor. O da sonunda senden kurtulduğu için olmasın? Neden açsın ki adam? Yenge, Maitri teyze nerede? Samrat amcam nereye gitti? Evet, söyle baba. Ne zaman dönecekler? En kısa zamanda. Bir günlüğüne gittiler, dönecekler. Evet, dönecekler. Madem geldiniz burada oturun. Sümer, sen git oyuncakları getir bakalım. Tamam. Hep birlikte oynayalım, ne dersiniz? Hayır, hayır, biz oyuncak falan istemiyoruz. Biz Maitri yengemi istiyoruz. Evet, ben de Samrat amcamı istiyorum. Nerede onlar? Tamam Duru, gelecekler dedim. Boşuna üzülmeyin. Çocuklarla iletişim. Sen o derse pek girmedin galiba. Sümer, ablamı o yüzden mi aradığımı sanıyorsun sen? Ben o kadar kötü bir insan mıyım? Tabii ki hayır, ben sadece... Her konuda şaka yapmak hoş değil Sümer. Anne, bizim karnımız çok acıktı. Yemek istiyoruz. Biliyor musunuz? Bugün benim yemeğimi babam hazırlıyor. Öyle mi? Sümer, sen biraz onlarla ilgilen. Ben de gidip yemeklerini hazırlayayım. Tamam mı? Bu arada abinleri aramayı da devam et. Tamam. Bugün annem mutlaka anlayacak. Ona kendimi göstereceğim. Yani annem ne iyi bir kız olduğumu görecek. Ne oldu Mayra? Şey demek istedim. Bir isteğiniz mi var? O gayet iyi. Odadan biraz çıkmamı istedi. Aslında sizinle biraz vakit geçirmek istedim. Senin ufaklıkta var ya. Nerede? Koyanla oynuyorlar. Sümer'le Şatapdin odasında var. Onlar... Maitri gittiği için üzüldüler tabii. Herhalde buraya dedikoduya gelmedim. Söyle bakalım, konu ne? Demek bir de zihin okuyabiliyorsun. Bir yeteneğin daha. Vay canına. BSD. Eğitimde öğrettiler. Dinliyorum. Mayra. Ona ne oldu böyle? Benim yıllardır tanıdığım Mayra ile ilgisi kalmamış. Bir anne ile oğlunun arasına girmek, bir çiftin özel meselelerine karışmak, o bebeği evlat edinmelerinde Mayra'nın herkesten fazla payı var, bunu biliyorum. Ne oldu ona böyle? Bu benim Mayra'm değil. O aynı insan. Ben nasıl tanıdıysam hala öyle. İnsanların hayatlarına karışmakla kalmayıp sorunlarını ne yapıp edip mutlaka bir çözüm üretiyor. Baştan beri böyle. Defalarca uyardım onu ama her olaya, her konuya atlıyorum. Sanki dünyaya böyle yapmak için gelmiş gibi. Onu tam olarak ne kadardır tanıyorsun? Bir ay mı, 20 gün mü? Ben onu 20 yıldır tanıyorum. Birlikte büyüdük. Küçüklüğünü bilirim ben onu.
Yani buna rağmen onu benden daha iyi tanıdığını mı iddia ediyorsun? Bazen 20 yıla ihtiyacın yoktur. Birini 20 günde de tanıyabilirsin. Hatta 20 gün yeter de artar bile bazen. Bazen saniyelik anlar bile derin bağların kurulması için yeterlidir. Ve bazen ne yapsan o bağ asla kurulmaz. Arada bir bağ oluşmuş belli. Öyledir tabii. Sonuçta nişanlısınız. Ben ikinizden bahsediyorum. Sen ve ondan. Aranızda bir şey var mı? Onu tanıyorsun. Hala seninle ise seninle bir bağ var. Ben gidip Dhruv'a bakayım. Rudra. Endişelenmemi gerektirecek bir durum var mı? Sen o deli kızla yakında evleneceksin. Endişelenmek için hayatın boyunca çok nedenin olacaktır. Endişe derken ikinizi kastettim. Yani bana açık söyle, ona aşık mısın? Eğer senin yerinde olsaydım ve nişanlıma birinin aşık olduğunu hissetseydim, inan, sorgulamak yerine kıyasıya savaşırdım. Doğduğuna pişman ederdim. Sen ne söylemeye çalışıyorsun? Sana bir gerçeği fark ettirmeye çalışıyorum. Ne dediğini, ağzından ne çıktığını bilmiyorsun. Bu yüzden de sorarken yüzünde o sahte gülümseme vardı. Benim sorumun cevabı bu değil. Onu tam olarak ne kadardır tanıyorsun? Ben onu 20 yıldır tanıyorum. Buna rağmen onu benden daha iyi tanıdığını mı iddia ediyorsun? Ben ikinizden bahsediyorum. Sen ve ondan. Aranızda bir şey var mı? Rohit aslında iyi bir insan Rudra. Ondan neden hoşlanmadın o zaman? Yani demek istediğim, bana açıkça söyle, ona aşık mısın? Özür dilerim. Sen hiç önüne bakmaz mısın? Ne? İyi de özür diledim ya Rudra. Hiçbir şey söyleme, sus. Hem sana daha kaç kere söyleyeceğim, uzak dur benden. Sürekli etrafımdasın, her yerden çıkıyorsun. Anlamıyor musun? Daha kaç kere söyleyeyim? Uzak dur benden. Bir şey söyleme, sus. Hem daha kaç kere söyleyeceğim? Uzak dur benden. Sürekli etrafındasın, her yerden çıkıyorsun. Anlamıyor musun? Daha kaç kere söyleyeceğim? Uzak dur benden. Yapma. Ne yapayım? Lütfen. Ağlama. Ben o şekilde konuşmak istememiştim. Rudra, biliyor musun? Ben senin ne demek istediğini hiç anlamıyorum zaten. Thank you.
Mayra. Sorun değil. Teşekkür ederim. Sana da. Beni her defasında affettiğin için. Çok iyi bir insansın. Teşekkür ederim. Beni hep anladığın için. Samrat abi ve ablamın yüzlerini güldürdüğün için. Teşekkür ederim. Ablama hayatı boyunca hiç tatmadığım mutluluğu hediye. Teşekkür ederim. Hiçbirimizin başaramadığı pek çok şeyi sen başardın. Gerçekten bilemiyorum Rudra. Çok büyük bir hata yaptığımı düşünür oldum. Yani biliyorum tabii ki. Abla bu hayatta her şeyden çok bir çocuk istemişti. Ama bir yandan bu hayali gerçek olurken bir yandan ailesinden oldu. Düşünsene, sen bu kadar özlüyorsan Koyal ve Drov kim bilir nasıl özlüyor. Ev bulabildiler mi onu da bilmiyoruz. Başlarına sokabilecekleri bir çatı var mı? Mayra, merak etme lütfen. Ben Samrat abiyle konuştum. Kötü bir durum yok. Sen de bir daha böyle kötü şeyler düşünme. Çünkü asla yanlış bir şey yapmadın. Hı? Giderken su.